Dostlar selamlar. Bu haftaki proje videomuzda bir müşterim için tasarladığım lazer epilasyon makinesi anakartını lehimleyeceğim. Lehimlerken de kullandığım SMD lehimleme ekipmanlarının hepsinden bahsedeceğim. SMD lehimlemeyi nasıl yapıyorum, tamirleri nasıl yapıyorum, temizlikleri nasıl yapıyorum ve bir de PCB cetveli. Sürprizim var. Ne zamandır PCB cetveli size hediye etmiyordum. Videonun altına yorum yapan 3 arkadaşıma birer tane PCB cetveli hediye edeceğim. Tek şart dediğim gibi yorum yapmak. Projeyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Bir soru sorabilirsiniz. Merhaba diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Yorum yapmak yeterli. Devre kartımı müşterimin ihtiyaçlarına göre tasarladım. PCBWay'den sipariş ettim. PCBWay'den şu sıralar siparişleri FedEx'le veriyorum. FedEx kargo ile sipariş ettiğim zaman 6-7 günde elime ulaşıyor. 10 tane sipariş etmiştim. Toplamda 11 tane devre kartı geldi. Bir de elek sipariş ettim ki üzerinde bayağı SMD komponent var. Lehimlemem kolay olsun. Devre kartımızı fırından aldık. Her zaman mutlaka ufak tefek de olsa hatalar olur. Mesela bu koyduğum diyotlar normalde tasarladığım kılıflar değildi. Dolayısıyla bunların neredeyse hepsi kalkmış ya kenara kaymış ya normal lehimlendiği halde bir bacağı tutmamış. Bunun gibi problemler var. Birkaç tane transistör çapraz duruyor. Çalışmasına engel değil ama görsel olarak kötü. Bunun düzeltilmesi lazım. Şu voltaj regülatörünü koyarken kaydırmışım. Daha doğrusu bacaklarını biraz kısa kestiğim için aşağı doğru kaymış. Mesela bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu tip durumlarda yani lehimleme sonrası durumlarda da kullanmamız gereken bazı ekipmanlar var. Şimdi sırasıyla onlara göz atalım. En zor olan kısım şu mikro denetleyici kısmıydı. 100 bacaklı, bayağı bacakları birbirine yakın. Orada hiçbir problem yok. Ama diğer problemleri çözmek için sıcak hava istasyonuyla başlayalım. Sıcak hava istasyonlarında önemli olan birkaç şey var. Birincisi ısıyı dengeli tutması. Çok ucuz, çok kötü olanlarda bu özellik olmuyor. Devre kartını yakabiliyoruz. İkincisi de üfleme hızı. Bazılarında üfleme hızı çok fazla oluyor. Komponentleri lehimini söktükten sonra rüzgarıyla üfürüp sağa sola atıyor ve karıştırabiliyor. Bunu ben çok beğendim. Hem sessiz çalışıyor hem bayağı yavaş üfleyebiliyor. Bunun da incelemesini bir videonun içerisinde yapmıştım. O videonun linkini de açıklamalar kısmına bırakayım. Merak edenler oradan inceleyebilir. Şimdi şu uç tarafına gelelim. Bunların genellikle içinden 3-4 tane uç çıkıyor. Çok geniş bir yüzeyle çalışma yapacaksak uçlarını söküp yapıyoruz. Çok dar bir yüzeyde. Mesela sadece bir tane direnci değiştireceksek ya da onu tamir edeceksek bunu yapıp kullanabiliyoruz. Ben şu an için şu regülatörü değiştireceğim için, yerini değiştireceğim için en genişi aldım. Hemen şu an bip sesi birkaç saniye içinde 400 dereceye ulaştığını söylüyor bize. Şöyle ısıtalım. Şu an %50 güçte üflüyor. Daha da yavaş üfleyebiliriz ama rüzgar sesi çok az geliyordur herhalde size de. Bu arada bu lehimlenirken, lehime erirken şundan da bahsedeyim. Şu alttaki silikon pad de bayağı işe yarıyor. Hem ısıya dayanıklı, hem kaydırmaz. Hem buralarında manyetik yerler var. Vida falan sökerken kullanabiliyoruz. Çeşitli parçalar koymak için yerler var. Bayağı kullanışlı oluyor lehim yaparken.
masaya zarar vermemizi de engelliyor aynı zamanda. Geniş bir yüzey olduğu için biraz uzun sürdü. Evet, şu an lehim erimeye başladı gördüğüm. Şöyle yapsam yeterli sanırım. Ha, aslında yerini yanlış koymamışız. O kendisini otomatik çekiyor ya. Tamam, şöyle yapsak yeter. Tamam, burayı hallettik. Şimdi şu diyotun olduğu yeri halledelim. Arada bir yokluyorum böyle diyotu. Eridi mi diye. Evet, eridi şu an. Yerine yerleştirdim. Şu an daha iyi. Evet, yine bunu da çektim. Sıcak hava istasyonumuz yoksa ya da varsa bile bazı durumlarda normal havyalarda bayağı işimize yarıyor. SMD lehimleme yaparken ve tamir yaparken ben şu an TS100 kullanacağım. TS100 bayağı güçlü olduğu için tamir yaparken işimizi kolaylaştırıyor. Şu diyotun yanındaki lehim azdı. Oraya biraz lehim veriyorum şöyle. Şu tarafa da biraz lehim veriyorum. Evet, orası zaten iyi lehimli değilmiş. Ama gördüğünüz gibi şu an sıcak hava istasyonuyla yaptığım gibi olmadı. Biraz daha çirkin oldu. Daha fazla lehim verdiğimiz için orası biraz çirkin gözüktü. Bu durumlar için de kullandığımız bir ekipmanımız daha var. O da lehim emme teli. Bu lehim emme telini de fazla lehimi temizlemek için kullanıyoruz. Havyanın ucuyla da alabiliyoruz bu arada bunu ama daha geniş yüzeylerde, özellikle çok bacaklı entegrelerde bu bayağı işe yarıyor. Mesela şu an lehimin büyük bir kısmını emdim. Diğer tarafını da yapalım. Evet, onun da bir kısmını daha aldık. Biraz daha beklersem şöyle. Evet, fazlalıkları almış olduk. Ama gördüğümüz gibi şuralarda özellikle bayağı bir leke bıraktı. Şimdi o lekeleri nasıl temizleyeceğimizi de göstereceğim. Aslında bu işi en iyi yapan şey MHP-30. Bunu MHP-30'un üstüne koysaydık her şey yerli yerine otomatik olarak oturacaktı ve üzerinde çok rahat çalışabilecektik. Fazla lehimleri almanın diğer bir yöntemi de lehim pompası. Onunla ilgili de bir örnek gösterelim. Hatta bunun üzerindeyken direkt göstereyim. Şuraya biraz daha fazla lehim vereyim böyle. Acayip suyunu çıkarayım böyle. Evet, bayağı bir lehimimiz oldu diyelim. Bu tip durumlarda da lehim pompası kullanıyoruz. Bunun bir de elektrikli versiyonu var. Onun da videosunu daha önce çekmiştim. Eğer uzun sürelerde böyle lehim sökme yapacaksak, mesela bir kartta 20 yerden söküm yapacaksak, o da bayağı işimize yarayabiliyor ama şu plastik olanları da arada bir kullanmak için gayet ideal. Şöyle, umarım mikroskoptan güzel gözükür. Evet, şu an tertemiz yaptı. Çok azıcık bir lehim bıraktı. Biraz fazla lehim verebilirim oraya. Mesela lehim vermeyle ilgili problemlerden biri de kalın lehim teli. Şimdi biraz önce kullandığım lehim teli, bir bakayım, 0.75 mm'ymiş. Şu an bu kullandığımda 0.3 mm. Yani yarısından bire daha ince. Az olduğu için de böyle küçük yerlere lehim vermek için, lehim yapmak için fazla lehim olmasın istiyorsak bunu kullanabiliriz. Şu an çok tatlı bir lehim oldu oraya. Biraz daha verelim. Burada tabii şeyi anlatmıyorum. Yani lehim ne kadar olmalı? Hangi açıyla gelmeli? İşte oradaki pastası yeterli midir, değil midir? Oralara girmiyorum. Bazı videolarda bu tip şeyleri eleştiren arkadaşlar oluyor. Büyük bir kısmı da haklı oluyor ama şu an ben işin farklı bir boyutunu anlatıyorum. O yüzden lehim süper mi değil mi onunla ilgilenmiyorum. Şimdi gelelim mikroskop meselesine. Mikroskop olarak kullandığım benim çeşitli mikroskoplar var. Öncelikle şu mikroskop 2000 kat yakınlaştırdığı için çok yakından bakmam gereken şeylerde onu kullanıyorum. Ekranı da bayağı büyük ve ekran kalitesi güzel. Aynı zamanda Full HD kayıt yapabiliyor SD kartına. Bunları da hem videolarda kullanabiliyorum hem de fotoğrafını çekip daha sonra bilgisayarda bir inceleme yapacaksam kullanabiliyorum. Ama bunun dezavantajı ne? Birincisi çok sallanıyor, buraları plastik. İkincisi de sıcak hava istasyonuyla daha önce bir videoyu çekerken kullanmıştım. Buraları biraz eritti. Uzun süre kullanılacak bir şey değil. Yani lehimleme işleri için çok uygun olmasa da bakarken gözlemlemek için çok iyi. Çünkü alttan da bir ışık veriyor. Dolayısıyla böyle mikroskopik şeyleri, canlıları vesaire, hücreleri incelerken işimize yarayabilir. Aynı zamanda dediğim gibi arıza tespit için de kullanıyorum. Ama esas kullandığım mikroskop bu. Bu mikroskopun ucu ısıya dayanıklı. Güzel bir koruyucu camı var ve tripod girişi var. Bunu söküp hemen şu anki gibi video çekerken kullanabildiğim gibi aynı zamanda kendi standına takıp kullanabiliyorum. Ama her zaman elektronik mikroskop da olmuyor. Bazen şöyle pratik şeyler de gerekiyor. Bu bir açılıp kapanan bir mercek aslında. Kuyumcular falan kullanıyor sanırım. Kendi içerisinde küçük pilleri vardı ama ben onları değiştirmekten bıktığım için, bir sürü para harcamak istemediğim için içerisine bir tane lityum polimer şarj aleti taktım ve küçük bir pil taktım. Buradan ışığını yakabiliyorum. Şu an pili boş. Aynı zamanda da ışığın şiddetini de buradan ayarlayabiliyorum. Normalde burada bir tane LED'i vardı. Bir tane LED de ben taktım. Kullanırken şöyle ışığı olsun ya da olmasın şöyle bakarak bayağı detaylıca görebiliyorum. Ve mikroskoptan da daha güzel oluyor. Çünkü burada açıyı falan istediğim gibi değiştirebiliyorum.
mikroskopta açıyı her zaman değiştiremiyoruz. Alan derinlikleri de az olduğu için bazen problem yaratabiliyor. Yani böyle bir pratik bir şey lazım. Bir tane de elektronik bir şey lazım. Bunun bir de HDMI çıkışı da var. Devasa ekranlara da yansıtabiliyoruz. 1080p kayıt yapabiliyor. Kayıt kalitesi de bayağı güzel. Bir de arada bir kullandığım bir şey daha var. Onu da şöyle göstereyim. Bunun pili olması lazım. Yandı mı ışığı? Hı hı. Tamam. Şu an çok iyi göremiyorum. Burası çok aydınlık. Bunda da şöyle, eğer iki elimi de kullanmam gerekiyorsa ve uzun süre bakacaksam, mesela 50 tane kartı inceleyeceksem böyle, şu şekilde bakabiliyorum. Bayağı güzel görüntüsü var. Bunu da yine kuyumcular kullanıyor. Ama eğer bir tane bir şey alacağım diyorsanız şunu almanızı tavsiye ederim. Bayağı işe yarıyor. Eğer bir tane de elektronik mikroskop alacağım diyorsanız bunu almanızı tavsiye ederim. Çok zenginim, parayla ilgili sıkıntım yok diyorsanız şöyle bir şey de almanızı tavsiye ederim ve bir tane de ekranı daha büyük, daha da fazla yakınlaştıran şu şekilde bir mikroskop da öneririm. Bunların linklerini de dediğim gibi açıklamalar kısmında paylaşacağım. Şimdi gelelim cımbız meselesine. Cımbız meselesi de şöyle, benim burada kullandığım onlarca cımbız var. İstersen şöyle gösterelim Elif. Şunu yeni aldım. Ucu bayağı ince. Yani o kadar ince ki böyle neredeyse toz tanesini falan tutabiliyorum bununla. Ve kullanımı çok rahat. Ondan önce kullandığım şöyle bir şey vardı, cımbız vardı. Bunun uçlarına geçen bir şey yaparken kırdım. Aslında bayağı sağlam, yaklaşık 10 yıldır kullanıyordum. Bir şeyi zorlarken kırdım. 5B-SA yazıyor. İnternette de var bunlar. Bunu da tavsiye ederim. Büyük komponentler için şöyle bir cımbız kullanıyorum. Mesela biraz önceki voltaj regülatörlerini bununla kullandım. Bununla koydum. Bunun güzelliğine şöyle bastırıyorum. Bıraktığımda tutuyor bir komponenti. Şöyle artık buraya tutunmuş oluyor. Sadece bunlar değil, mesela masanın üstünde de var. Bazen bunu kullanıyorum. Ucu daha kalın bunun, geniş. Büyük bir parça tutacaksam bunu kullanıyorum. Yine bunlar gördüğünüz gibi çoğu eğimli. Mesela bunların düz olanları var. İnce ve düz olanları var. Düz olanlarını az kullanıyorum bu arada. Yine bazen büyük komponentleri tutmak için ağzı açık olan ve düz olan şunu kullanıyorum. Yine burada bayağı bir çeşit var. Plastik olanlar var, ucu düz olanlar var. Tabi bunların bazıları çok kalitesiz. Mesela şu o kadar kalitesiz ki hiçbir işe yaramıyor. Mesela ucu bile kapanmıyor gördüğünüz gibi. Düzeltsek bile 2 gün sonra yine aynı oluyor. O yüzden cımbızın kaliteli olması bence önemli. Burada yine kalitesiz bir sürü cımbız daha var. Şimdi cımbızla ilgili diğer meseleler şunlar. Böyle cımbız gibi ucu küçük olan şeylerin şöyle bir avantajı oluyor. SMD cihazlarda kullanırken mesela ölçüm yapacaksak o büyük multimetreler bizi zorlayabiliyor. Bu tip durumlarda kullandığım şöyle bir multimetre var. Bunu da incelemesini bir videonun içerisinde yapmıştım. Hemen böyle bir kondansatör, bir direnç, SMD direnç hemen ölçebiliyoruz. Kısa devre var mı? Böyle testler yapabiliyoruz. Bundan da bayağı memnunum, bayağı sık kullanıyorum. Bunu kullanmadan önce, daha doğrusu bunu keşfetmeden önce şunu kullanıyordum. Aslında bu da bayağı iyi ama bunun bu kadar küçük olması bayağı hoşuma gidiyor. Yine bu da kapasite ölçebiliyor, direnç ölçebiliyor, kısa devre testi yapabiliyor. Bunları ikisi de otomatik olarak yapıyor bu arada. Yani tuttuğumuz şeyin kondansatör mü, direnç mi olduğunu, diyot mu olduğunu kendisi algılayabiliyor. Dolayısıyla bunlar da güzel özellikler. Sonra cımbızla ilgili, benim yine cımbız tipi şeylerle ilgili başka bir tavsiyem daha var. O da cımbız uçlu proplar. Hemen bulmaya çalışayım. Evet, buldum. Şimdi yine aynı şekilde güç kaynağında bazen bir yere gerilim vermemiz gerekiyor. Mesela 5 volt vererek bir şeyi test etmemiz gerekiyor. Böyle ucu cımbız gibi olan şu propları da şu tip güç kaynaklarını takarak test yapıyoruz. Onların ucu da böyle. İstersek bunları güç kaynağına değil multimetreye takarak da kullanabiliyoruz. Mesela şu multimetreye bunu takarak biraz önceki cımbızların yaptığı işi de yaptırabiliriz. Eğer çok sık kullanmıyorsanız, normal bir multimetreniz varsa sadece uç alarak da bu işi çözebilirsiniz. Yine cımbız olarak kullandığım başka bir ürün daha var. O da cımbız havya. Her iki tarafı da ısıtma yaptığı için, şu an açmadım tabii ki, SMD bir komponenti sökerken çok işime yarıyor. Mesela şuradaki diyotu sökecek olsam normalde ne yapmam lazım? Ya sıcak hava istasyonu ya MHP30 gibi alttan ısıtmam lazım. Ya da havya ile ne yapıyorduk? Hem sağını hem solunu, biraz sağı biraz solunu ısıtıp böyle itekleyerek çıkarmaya çalışıyorduk. Ama bununla böyle dokunup direkt alıp yenisini takabiliyoruz. Bayağı bir pratiklik sağlıyor. Tabii bunun uçları falan böyle biraz dandik gibi.
Yani şöyle biraz bastırınca mesela kayabiliyor. Bunların eminim ki çok daha kalitelileri vardır ama ben bunu arada bir kullandığım için memnunum. Benim işimi görüyor. Elim alıştı biraz böyle. Hemen tutup alabiliyorum. Bu arada 0603 gibi küçük komponentleri de gayet güzel bir şekilde alıyor. Ama bunun biraz daha iyisini bulursam da alıp incelemeyi düşünüyorum. Ortalama seviyede iş görür. Dediğim gibi ben kullanmaktan memnunum ama daha iyisini de her zaman arıyorum. Şimdi SMD ya da normal lehimleme yaparken sık kullandığımız şeylerden bir tanesi de üçüncü el. Üçüncü ellerle ilgili öncelikle şunu tavsiye edeyim. Piyasadaki o kenarından kıskaçlı ve tepesinde merceği olan üçüncü ellerden ben hepsini denedim. Hiçbir işe yarayanını görmedim. Hepsinden vazgeçtim. Şu sıralar en çok kullandığım bu üçüncü el. Bunun 6 tane bacağı var. İstersek devre kartını böyle tutturup sabitleyebiliyoruz. Eğer çok bastıracaksak mesela 4 köşesinden sabitleyebiliriz şöyle. Ya da bir tanesinden mesela bir lehim yapacaksak kabloyu uzatıp buradan tutturabiliriz. Ya da mesela zaten kendi üzerinde fanı var dumanı emmek için. Bir de diyelim ki böyle bir ışık takalım. Pili bitti herhalde ışığın. Yok, bitmemiş. Mesela şöyle bir ışık ihtiyacımız olsun, herhalde pili bitti. Işığı da mesela buraya tutturup sistemi hem aydınlatabiliriz, hem fanla dumanını emebiliriz, hem buradan bir kablo uzatıp tutturabiliriz. Ve bunları yaparken sadece tek elimizi kullanmamız yeterli. Aslında bu sadece üçüncü el değil, 3-5 tane eli birden sağlayan bir platform oluyor. Alt tarafı da kısmen ağır olduğu için böyle çok ağır olmayan sistemleri çok rahatlıkla taşıyor. Diğer önereceğim üçüncü ellerden bir tanesi de şu. Bundan önce en çok şunu kullanıyordum ben. Bu da bayağı sağlam. Şuralar ayarlanabiliyor işte. Bunu mesela ortaya alabiliriz şöyle. Bu araya bunu koyabiliriz. Buraları sıkıştırıp tekrar bağlayabiliriz. Şurası yaylı. Yaylı olduğu için bir şey buraya takıp çıkarması kolay oluyor. Şöyle takalım mesela. Bu şekilde mesela farklı açılarda çalışma yapacaksak, bakacaksak buradan hemen ayarlayabiliyoruz. Bunu biraz daha itekleyebiliyoruz. Bu da bayağı sağlam, yani üzerine istediğimiz kadar bastırabiliriz bir iş yaparken. Sert bir iş yapacaksak da bunu kullanabiliriz. Bu arada ben bunların linklerini paylaşacağım ama bu mesela Çin'de çok pahalı. Bunu Çin'den almayın. Türkiye'de daha ucuz yerler var. Ama diğer paylaştığım linklerin büyük bir kısmı Çin'de daha ucuz. Kargo, gümrük vesaire gibi şeyleri de dahil etsek bile daha ucuz oluyor. Onların da linkini paylaşacağım. Bazen de Proskit'in şöyle PD372 diye bir şeyi var. Bunu da arada bir kullanıyorum. Bunun güzelliği de altı vakumlu bunun. Şöyle tutup bunu buraya sabitleyebiliyorum. Mesela şu an bayağı sağlam masanın üstünde. Neredeyse masa kalkacak ama kendisi kalkmıyor. Buraya da küçük devre kartlarını ya da küçük herhangi bir şeyle işlem yaparken kullanabiliyoruz. Mesela bu devre kartı buna sığmaz ama daha küçük bir devre kartını lehim yaparken kullanabiliyorum. Ya da herhangi bir şeyi tutturmak için kullanabiliyorum. Mesela bunun üzerine bir delik açacaksam eğer şöyle bunu sıkıştırıp buradan matkapla delebilirim. Üçüncü el konusunda da bugüne kadar yaşadığım, edindiğim tecrübeler bunlar. Şimdi geldik temizlik konusuna. Devre kartlarımı nasıl temizliyorum? Devre kartlarını temizlerken kullandığım genellikle 3 çeşit sıvı var. Bunlardan en eskiden beri kullandığım selülozik tiner. Sentetik tiner değil arkadaşlar, selülozik tiner. Selülozik tiner devre kartlarını çok iyi temizliyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Üzerinde böyle yağ bırakıyor. Yağ gibi bir şey bırakıyor ve o da hem tozları emiyor hem de parmağımızı falan dokunduğumuzda parmak izi bırakıyor. Dolayısıyla çok güzel temizlemesine rağmen bu özelliğinden dolayı çok fazla tercih etmemeye başladım. Ama gerçekten çok kirliyse devre kartı, mesela biraz önce şuraya lehim sürüldü. Bayağı kirlendi. Bunu bir tinerle temizleyip daha sonrasından şu Falcon 530 isimli kontak spreyle tekrar temizleyeceğim. Bunu daha fazla kullanmaya başladım. Bu arada bu da Türkiye'de daha ucuz. Türkiye'den araştırırsanız daha iyi olur. Çin'den de linkini bulursam vereceğim. Ama dediğim gibi bunlara da dikkat etmek lazım. Bunun güzelliği de şu, fırçayla sildikten sonra geriye hiçbir şey bırakmıyor. Yani tertemiz bir yüzey kalıyor ve böyle toz falan emmiyor. Buradaki gibi yağlanma olmuyor. Bazen de aseton kullanıyorum daha basit şeyleri temizlerken. Çok sık olmasa da aseton da işime yarıyor. Bu arada esas kullanılması gereken şey izopropil alkol. Asetonun içerisinde de benzer bir alkol olduğu için bunu kullanıyorum. Bu normalde makyaj temizlemek için kullanılan asetonlardan birisi. Şu Gülşah diye bir marka. Hangi marketten aldım bilmiyorum. Bu arada yeri gelmişken Gülşah diye bir arkadaşım var. Ona da buradan selam olsun. Bu makyaj temizlemeye yaramıyormuş. Elif uyardı şimdi. Oje temizlemeye yarıyormuş değil mi? Tamam, ben bayağı konuya uzağım. O yüzden böyle bir düzeltme yapalım. Bir de fırça meselesi var. Sadece ekipmanlar, yani sıvılarla alakalı değil. Yaptığımız iş fırçalarla alakalı. Fırçalarla alakalı da en basit yöntem şu boyutlarda bir tane fırça bulup, boya fırçası olabilir bu arada.
uçlarını kesmek. Mesela ben bunu aynen şu boyuttaydı. Uçlarını kestim. Uçlarını kestiğim zaman daha sert oluyor. Şu kadar yumuşak olduğunda çok iyi temizlemiyor. Bir de bu işin orijinalleri var, yani profesyonelleri var. Bunun da linkini vereyim. Çin'den aldım geçenlerde. Bunun da ucu sert olduğu için ve daha küçük olduğu için aralara girebiliyor. Ben normalde aralara girsin diye şunu kullanıyordum ama bu bayağı yumuşak olduğu için çok iyi temizlemiyordu. Bazen de yumuşak bir şey lazım oluyor böyle sadece üstündeki tozu vesaire almak için. Onun için de yine ucu yumuşak olan uzun bir fırçada bulunduruyorum. Çok kirli işlerde mesela bunu kullanırken daha temiz işlerde bunları kullanıyorum. Mesela bunun ucu bayağı kirli. Arada bir de bunu bulaşık makinesinde yıkıyorum bu arada. Önce bunu bir temizleyelim. Daha sonra delikten geçen komponentleri lehimleyerek devam edeceğim. İlk önce çok kirli olduğu için dediğim gibi tinerle başlıyorum. Şöyle tineri buraya alayım. Tinerimi biraz çıkardım. Buradan fırça emdi bunu. Şöyle biraz bastırarak, bayağı bir tekrar yaparak temizliyorum. Bu arada şu silikon şeyi aldığımdan beri de bunun üzerinde de lehim yapabiliyorum. Üçüncü ele olan ihtiyacım azaldığı gibi kirli işlerde de çok işime yarıyor. Hem de mesela gördüğünüz gibi şu an kaydırmıyor burayı. Çok rahatlıkla bu tip işleri yapmaya yarıyor. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bunu temizledik. Bu kurusa bile şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama yağlı bir yüzey varmış gibi. Böyle belki kameradan da gözükür. Şöyle biraz hareket ettireyim. Bu kurusa bile bu yağlı yüzey geçmiyor. Yani el mesela şu an parmağımı sürttüm. Parmağımın izi burada kalacak. Bu bir gün sonra da olsa kalacak. Bu yağlı yüzeyden dolayı dediğim gibi tineri çok fazla tercih etmiyorum ama bundan da biraz daha güzel temizlediği için tercih ediyorum. Şimdi tinerle kaba temizliğimizi yaptıktan sonra bunu alıp buraya sıkabiliriz şöyle. Ve yine aynı fırçayla temizliyorum. Aradaki fark umarım kameradan güzel gözükür. Şunu da alalım. Birazcık da kuru olan fırçayla temizliyorum ki üzerinde hiçbir sıvı, leke, hiçbir şey kalmasın. En son bu haliyle bitmiş olacak. Evet, şu an bitti. Bayağı temiz oldu. Komponentlerin üzerinde, entegrelerin üzerindeki yazılar falan çok rahat okunuyor. Şu paketinden çıktığında bile üzerinde bazen kir olabiliyor bunların, toz olabiliyor. O yüzden eğer profesyonel bir kart yapıp teslim edeceksek mutlaka temizlememiz gerekiyor. Şu an üzerinde kalan küçük birkaç tane lehim artığı kaldı. Bu tip böyle lehim artıklarında cımbızın altıyla bu mesela çizilmiş, lehim artığı değil. Bunlar da bittiğine göre şu an herhangi bir görsel olarak problem gözükmüyor. Devre kartımızda tertemiz gözüküyor. Şimdi dip komponentleri lehimlemeye geçebiliriz. Lehimleme işlemim tamamen bitti. Şuradan programlayacağım. Onu da daha önce kendi yaptığım programlayıcılardan birini kullanacağım. Şimdi son defa temizleyelim. Kombi rölesi kullandım burada 5 tane. Klemenslerle giriş çıkış işlemleri yapılabiliyor. Şunların hepsi optokuplör. Şu dediğim gibi profesyonel olan, ucu sert olan fırça çok çok daha iyi temizliyor. Daha rahat bastırabiliyorum, aralara girebiliyor. Komponentlerin üstünü de temizliyorum bu arada leke kalmasın diye. Mesela regülatörün üstü, mikro denetleyicinin üstündeki yazı, küçük aralara bile girebiliyor. Bu programlayıcıyı ben yapmıştım. Daha önce nasıl yaptığımı da anlattığım bir video paylaşmıştım. Açık kaynak olarak hem devre kartına hem de kullandığım diğer şu parça gibi linkleri açıklamalar kısmında paylaşmıştım. O videoya da şu yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bunun şöyle bir güzelliği vardı. Şu ucundaki 5 tane ince bacakla çok küçük devreleri lehimlemek için kullanıyordum. Şu arkasındaki 6 tane bacakla da şu FDTI uyumlu olduğu için normal 2.54'lük pin aralığına göre olan devreleri programlayabiliyordum. Ama şu an onu lehimlemediğim için bunu yine eski usul kullandığım şu devreyle lehimleyeceğim. Bunun güzelliği de şu. Hemen buraya taktığımda ve şunun ucuna bir kablo taktığımda aynen bir Arduino Mega gibi bu devre kartını programlayabileceğim. Üzerine herhangi bir CH340 gibi USB TTL dönüştürücü koymama da gerek kalmayacak. Çünkü seri üretim yaptığımda
her seferinde programlama yapmayacağım için böyle programlamak hem daha ekonomik hem de daha kolay oluyor. Videoda ilgili bir durum oluşmadığı için kullanmadığım ama normalde sık kullandığım başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi ince tel SMD lehimleme yaparken devre kartında bir hata yaptıysak orayı neşterle kesip ince bir kabloyla farklı bir yere yol çekebiliyoruz. Bu tip ihtiyaçlar oluşabiliyor. Bir diğer tavsiye edeceğim ürün devre kartı kesmek için kullanılan masaüstü minik testereler. Bunu da aldığımdan beri bayağı sık kullanıyorum. Hem tahta keserken hem plexiglass gibi malzemeleri keserken hem de devre kartlarını keserken bayağı sık kullanıyorum. Bazen bir şeyin içerisine devre kartı oturmuyor, kenarını köşesini kesmek gerekebiliyor. Ya da panel şeklinde bir devre kartının üzerinde bir sürü devre kartı varsa o zaman da bu testereyi kullanmak bayağı ekonomik oluyor. Diğer kullandığım ekipmanlardan bir tanesi de ısıya dayanıklı bant. Bunu da eğer hassas bir komponent varsa, üzeri plastik olabilir, değerli bir entegre olabilir, kenarındaki köşesindeki bir şeyleri sökeceksek oraya fazla ısı gelmesin, oranın lehimleri erimesin diye üzerini bantla kaplayıp kenarına sıcak hava istasyonuyla olabildiğince küçük olan uçlardan takıp lehimleme ya da ısıtma yapabiliyorum. Son olarak bahsetmek istediğim lehimleme ekipmanında lehim fanı. Bu fanlar gerçekten zararlı olan dumanı solumamızı engelliyor. Önümüzden o lehim dumanını çekiyor ve temiz havayı alıyoruz. Dolayısıyla fan kullanmakta fayda var. Bir iki tane kablo lehimlerken değil ama bir devre kartı üretiyorsanız ya da sürekli lehim yapıyorsanız atölyenizde bir tane fan olabilir. Şu biraz önce bahsettiğim üçüncü elin üzerinde minik bir fan vardı. O çoğunlukla yetebiliyor ama masanın üstünde sürekli ulaşabileceğiniz tek tuşa basınca çalışan bir fan da bu işi kolaylaştırıyor. Bu videoda SMD lehimleme yaparken kullandığım ekipmanları ve yöntemleri detaylı bir şekilde sana anlatmaya çalıştım ve bütün linkleri de açıklamalar kısmında seninle paylaştım. Senin de bu tip malzemelere ihtiyacın varsa o linklere giderek bu ürünleri inceleyebilir ya da satın alabilirsin. Şu sıralar Kasım ayından dolayı ekstra indirimler de var. Eğer indirimleri kaçırmak istemiyorsan linklere bakabilirsin. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer kanalımı ilk defa bu videoyla keşfettiysen buna benzer farklı içerikler de üretiyorum. Programlama, lehimleme, CNC'ler, lazer yazıcılar, kesiciler, 3 boyutlu yazıcılar gibi alanlarda da birçok videom mevcut. Onlara da göz atmanı tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. İyi ki varsın. Hoşça kal.